gençlerimiz yani geçen seneye göre bu sene çok azdır yani. Biz çok yoruluyoruz, biz çok iş yapıyoruz, güneşte çok çalışıyoruz. Ama o çalışmamızın emeğini alamıyoruz yani. Karşılığını alamıyoruz yani. Diyeceksin ki niye yani? Şimdi her şey 2 kat olmuş, 3 kat olmuş yani. Biz geçen sene bir valiye bir tane çuvalın tanesini 850 kuruşa alıyorduk. Bu sene alıyoruz 1550'ye alıyoruz yani. 2 kat olmuş yani. Şimdi her şey ona göre yani. Şimdi bir teneke yağ alıyordum geçen sene, kullanıyordum. Mesela benim şimdi şu anda makine 350 litre yağ alıyor. Bir tane yağ alıyordum, 170-160'a alıyordum. Dün almışım, adam bana 500 bin lira yağ diyor. 500 bin lira. Tenekesi 500 bin lira yağ diyor yani. Yani nereden bakarsan kaç kat, 3 kat olmuş yani. Öyle yani, bu bizim işimiz çok zor yani. Kazancımız az yani. Emeğimizi karşılığını alamıyoruz yani. Şu an ülkemizde ve piyasada iş olmadığı için ve millet işsiz olduğu için mecburen böyle işlerde günlük yönleyle çalışma durumundayız. Mesela örneğin ben bir İngilizce çevirmenlik öğrencisi olmama rağmen pandemiden dolayı iş olmadığı için şu an ben de mecburen geçimimi sağlamak için böyle işlerde çalışmak zorundayım mesela. Sabahtan akşama kadar güneşin altında bazı günlerde eve gitmeden kırda falan kalmaktayız mesela. Yani yaptığımız iş böyle. Bizim işlerimiz biraz tozludur, dumanlıdır. Bayağı bir yüksek bir şeyle çalışıyoruz ama sıcağın altındayız, güneşin altındayız. Bir memura sorduğunuz zaman biz para alamıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Ama gelip de bu işi yapıyoruz, yapsınlar. Biz yapıyoruz işte. Güneşin altındayız. Yemyelerimiz azdır. Fiyatlar yüksektir. Şeyler yapamıyoruz. Bir iş yapamıyoruz burada mesela. Millete sorduğun zaman diyor saman pahalıdır. Satamıyorsun. Ama bize geldiği zaman bayağı bir yüksekte bizi şey yapmaya çalışıyorlar. Güneşin altındayız. Dumanın içindeyiz. Tozun içindeyiz. Sürekli bu işi yapmak zorunda mecburi çalışmaktan zorundayız. Bir memur maaş alıyorsa devlet ona yardım ediyor. Hala bize gelince siz bir şey yapamıyorsunuz. Niye? Bizim suçumuz ne yani? Devletin ne işi var bizimle? Devlet bize yardım etsin biraz. Bu işleri biraz daha zamanında durdurmayı düşünsünler. Durumunuz? İşimiz biraz mevsimlik iş olduğu için biraz güneşte bayağı sıcakta kalıyoruz. Yani bu sıcakta çalışmak zorunda kalıyoruz bir nevi bu mevsimlik işten dolayı. Onun dışında bir de toz var, saman var. Tozlu ayrı zaten, zahmetli bir şey. Aslında herkes bunu yapamaz yani. Yani iş olanakları, imkanlar kısıtlı olduğu için biz de elimizdeki imkanları değerlendiriyoruz. Eski sistemi geçtik, şu anda makine sistemle. Eski sistem elle doldururken şu anda makine sistem biraz daha rahatlığa kaçıyor teknolojiden dolayı. 5 kişi çalışıyoruz bir makinenin başında. 2 kişi makineyi yönetiyor, 2 kişi torbaları istiyor, 1 kişi de traktörle kepçeyi, makineyi besliyor. Sıcaktır, mevsimlik iş olduğu için yazındır. Zaten bizim bölge sıcak olduğu için ister istemez güneşten etkileniyorsun yani. Böyle yani.